Köşe yazısı var önümde. Pazar Söyleşileri köşe yazısı. Cübbeli Ahmet'ten Kubbeli Lise'ye diye bir yazı. Hakikaten çok ilginç. Siz de göz atmak ister misiniz? Evet, bakayım. Bir bakın, hakikaten çok değişik ifadeler var. Çok değişik bir yazı. Çok ilginç bir yazı. Evet, Ataol Behramoğlu. Evet. Kubbeli. Evet. Tabii Cübbeli de ayrı bir konu. Yani onun da eleştirilecek yönleri ayrı. Yani benim şimdi bu eleştirdiğim bir hoca tiplemesi var. Onun da ayrı bir yönü var. Onun da ayrı eleştirilecek Evet. yönleri var. Onu da zaman zaman eleştiriyorum yani başka Evet. yönlerinden. Evet. Değil mi? Hadisleri Evet. yorumlamasında, Evet. Mehdi'ye bakış açısında, Mehdiyet'e bakış açısında. Efendim ne demiş? Cübbeli uzmanlık alanı. Örneğin Burjuva Adnan Hoca ile karşılaştırıldığında. Burjuva. Allah Allah Çok değişik Burjuva. bir ifade. Burjuva ne olmuş oluyor Burjuva? Böyle üst sınıfın eski şeylerde sınıflamada proleter sınıfı var, burjuva Ha sınıfı bir var. üst. Ya Atol kardeş ne alakası var bu benim burjuva olmam? Yani şimdi bana ben bütün milletimi seviyorum. Herkesi seviyorum. Maşallah. Solcuları da seviyorum. Sağcıları da seviyorum. Evet. Hepsi benim kardeşim. Burjuva deyince yani böyle üstten bakan falan mı oluyor? Öyle Evet. bir şey. Evet, Yok öyle yok bir kastedilmiş. ben bütün kardeşlerimi Allah'ın bir tecellisi olarak görüyorum. Hepsini de seviyorum. Maşallah. Solcuya da şefkat duyuyorum. Evet. Yani benim öyle o şey öyle bir yönüm olmaz İnşallah. 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 Sizin tanıdığınız bir zat değil böyle anladığım kadarıyla. Dolayısıyla hani bir insana sırf dış görünüşüyle Evet. böyle bir yargıda bulunmak da Evet. ilginç. Yani hiç Evet. tanımadığınız birine ilişkin sadece dışarıdan görüp değişik. Ne diyor? Cübbeli belli ki bir mizah yeteneği var diyor. Ama yani onun mizah anlayışı yani mukaddesata yönelik konularda Evet. olduğunu gördük. Evet. Evet. Yani bu çok vahim. Evet. Bu mizah değil. Bu bir azap. Evet. Bu bir dert. Bu bir bela. Olur mu öyle şey? Evet. Yani mukaddesatla alay edilmez. Haşa, evet, Haşa. Allah korusun. Değil mi? Evet. Tabii. Dine yönelik bir konuda espri yapılmaz. Yapın, evet, inşallah. Buna gülen de hatalıdır. Bu espriyi göya espri yapan da çok büyük hata yapmıştır. Evet, inşallah. Onun için Atol Behramoğlu'nun Cübbeli'yi desteklemesini anlıyorum. Yani onlara herhalde uygun geldi. Evet, inşallah. Bana karşı tavır almasını da çok iyi anlıyorum. Çünkü ben Darwinizmi, materyalizmi, komünizmi şiddetle ezen ve Maşallah. nefes aldırmayan çizgim Maşallah. bir kısım arkadaşların hoşuna gitmiyor olabilir. Ama ben de Cübbeli gibi işte camiden eve, evden camiye gitsem, hiçbir Estağfurullah. şeye karışmasam, Estağfurullah. değil mi böyle Evet. Darwinizme, Evet. materyalizme pek bir sorun olmaz. Evet. Ama Darwinizmi, materyalizmi, komünizmi fikri planda yerle bir edince Evet. işte artık burjuvalık da gelir. Efendim şu da benim buraya. Bir de ayrıca burjuva murjuva falan değilim ben. Estağfurullah. Normal Estağfurullah. halktan Müslüman bir Maşallah. Maşallah. kardeşinizim yani burjuva. Bu Fransa'da değil miydi o burjuva Evet, murjuva olayı? Ne şimdi alaka hiçbir burjuva mı var? Mehdi'nin 300 yıldan önce Mehdi'nin gelmeyeceğini söylüyor diyor Cübbeli. Tabi bu yüreklere su serpiyor onlar için. Evet. Yani İslam hakim olmayacak deyince Atol kardeş belki rahatlıyor olabilir ama İslam hakim olacak. Materyalizm, komünizm yerle bir olacak. İnşallah. Evet. Elhamdülillah. Olacak değil, oldu. Oldu, evet. İnşallah. Bunu bütün dünya kabul edecek, tasdik edecek İnşallah. inşallah. Evet. Yazıda çok ilginç, yalnız destekten çok sanki biraz böyle kinayeli bir şey var yazının genelinde. Böyle çok değişik, çok Evet. değişik ifadeler yer almış. İlginç. Ya tabii o Cübbeli'yi desteklemesi mümkün değil. Yani o anlamda yani fikren düşünce olarak mümkün değil. Fatih Altaylı'nı desteklemesi mümkün değil. Evet. Ama o gün gördüğünüz çıkarttı. Her konuda onu avukat
gibi savundu. Evet, ve onu temize çıkaran bir çalışma yaptı. Hatta onun sözlerini bile düzeltti. Yani değil mi? Ağzından böyle kaçan bir söz olursa onu da düzeltti. Var gücüyle onu kurtaran bir uslup içerisindeydi. İnşallah evet. Hayır ben götürüp boğsun da demiyorum. Ama kurtarsın da demiyorum. Evet. Ama neyse hak doğru onu konuşmak lazım. Evet. Ama konu bana geldiğinde bambaşka bir çizgi meydana giriyor. Evet. Değil mi? Evet. Bambaşka bir çizgi meydana giriyor. Evet. Tabii Ataol kardeş burada kendince biraz şüpheliyle de hani kinayeli böyle biraz ne bileyim bir şeyler yapmaya çalışmış. Evet. Ama tabii asıl anlatmak istediği cübbeli değil onlar derdi. Cübbeli onlar için hiçbir şekilde risk olmaz. Evet. Hiç. Yani onu sadece bir espri unsuru olsun diye orada işlemiş. Ama asıl tehlikenin, asıl riskin ne olduğunu orada vurduk oluyor. Evet. Yani asıl konu benim. Maşallah. Yani onu, çünkü Mehdi gelmeyecek diyorsa değil mi? Yani yüzyıllar sonra gelecek diyorsa dine, mukaddesa yönelik konularda espriler yapabiliyorsa değil mi? Yani anlatmama gerek yok. Her şeyi gördünüz o gün. Yani öyle bir usluba, öyle bir tavra giriyorsa bir şahıs tabii ki onlar da ona destek olurlar. Evet. Ve destek oluyorlar. Cübbeli ne diyor zaten? Daha önce de söylemiştim. Bana aileler geldi diyor. Evet. Yani bize muhalif olan, bana muhalif olan bazı aileler geldi diyor. Benden konuştular diyor. Evet. Ve ikna etmişler. Yani kendilerine has usulle, artık adabıyla, tabii boş gidilmez nezaketen. Evet. Ve ikna olmuş. Ve aktif olarak hemen büyük bir gayretle bir görevdir edindi kendine. Evet. İlk konu ne? Mehdi gelmeyecek. Evet. 200-300 yıl sonrasındaki sağlamı alıyor. Ama baktı olacak gibi değil. Ben 7000 yılın hadisleri söyleyince Hicri 1500'e kadar getirdi. Getirdi. Hicri 1500 yani rivayette zaten Hicri 1500'de bitiyor. Evet. Sen ne diyeyim Mehmet'i o devre alıyorsun kendi aklına göre. Evet inşallah. Yani benim çağımdan dışarıya çıkartmaya çalışıyor kendi kafasını. Yani şimdi benim Mehdi olduğum kanaatinde Allah alem. Ya iddia edeceğimi düşünüyor. Tedirgin oldu oradan. Yani oradan bir kurtarabilirse, yani bu yüzyıldan bir kurtarabilirse onun için artık neredeyse gözü döndü. Yani ya kardeşim tamam ben zaten Mehdi'yim demedim ki sana yeminle söylüyorum. Benim böyle bir iddiam olmaz diyorum. İnşallah. Ben Mehdi değilim diyorum. Net olarak söylüyorum. Ne bu telaşın? İnşallah. Hayır 200-300 yıl geriye alacağına desene bu yüzyılda İslam hakim olacak desene. Evet. İslam hakim olsun gayret edelim de var gücümüzle gayret edelim de niye bunu ağzına almıyorsun? Evet. Değil mi? Bir Müslüman olarak bu farz Kur'an'ın emridir. Hiç ağzına almıyor inşallah. Şiddetle kaçınıyor. Evet. Geçen günler onun eski konuşmalarına baktım. Diyor ki 95'ten 96'lar mı ne o arada yapmış bir konuşması. Mehdi her an çıkabilir diyor. Buyurun. O da ifade çelişen ifade. Bakın yani. Mehdi her an çıkabilir. Yani şu an diyor şu hali hazırda vaktimizde her an çıkabilir. Kardeşim ne oldu sana? Evet. Yani niye birden bu ağız değişiyor? Bir sefer gittin 300 yıldan geriye geldin 1500'e. Bu paniğin, telaşın ne? Madem öyleydi bu sözü niye söyledin o zaman? Evet. Bakın her an Mehdi çıkabilir diyor. Net ifadesi var. Evet. 96'larda. Biz Mehdi'nin alametlerini sayınca kuşkulandı Allah-u Alem. Tedirgin oldu. Diyor ki benden Mehdi olmaz diyor. Evet. İşte kemiklerim mi diyor, şey, damarlarım kurudu diyor. İşte kalbime diyor şey taktılar diyor. Şekerim çıktı diyor. Beynime bir şey taktılar diyor. Benden Mehdi olmaz diyor. Kardeşim şimdi sende Mehdi olmaz. Tamam doğru olmayabilir inşallah. İnşallah. Ben de Mehdi'lik iddia etmiyorum. İnşallah. İslam dünyaya hakim olacak desene. Evet. İnşallah. Ne korkuyorsun? Çünkü İslam dünyaya hakim olacak dediğinde ne olacak biliyor musun? Benim dediğimi kabul etmiş olacak. Evet. Yani Mehdi'nin çıkacağını kabul etmiş olacak. Tabii. Bakın yani tam bir panik havası var. Daha önce de her an çıkabilir diyor Mehdi diyor. Yani şu an mevcut yani şu günlerde bile diyor çıkabilir diyor. İnşallah. Elhamdülillah.
Yani bu telaş bana Mehdi'nin geldiğini gösteriyor. Bu normal bir telaş değil. Bakın Fatih Altaylı'nın telaşı, Cübbeli'nin telaşı, Atol Behramoğlu'nun telaşı, diğer gazetelerin, hatta bu yurt dışından, nerede o benim dergim? Demin, New Humanist. New Humanist burada mı? Ha burada, evet. Bak New Humanist'in paniği, daha önce de göstermiştim ya bakın kapakta. Evet. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın heykelini koymuşlar göğe, kan revan içerisinde, altta da benim resmim var. Müslümanların ne diyor? Beni de Mesih olarak göstertiyor. Yani bir bilinçaltı çağrışımı yapmaya çalışmış kendi kafasınca. İçeride de var gücüyle bir saldırı geliştirmiş. Ki yani bu dergi Masonların böyle kaynaştığı bir yerdir. Evet, evet. İnşallah. Richard Dawkins'e evet. Yazıyor bu dergi. Mesela Dawkins'in onun da izahlarını almış. Bu Türkistan Birliği konusu mesela, en işte İslam Mehdiyet'in çekimlenen nedeni bu Türkistan Birliği'dir. Türkistan Birliği'nin oluşması, ona karşı reaksiyonlarını ve ona karşı duydukları rahatsızlığı belirtmiş. Benim kitaplarım hakkında bilgi vermiş. Evet. Atlas hakkında bilgi vermiş. Fatih Altaylı'nın resmini koymuş. Onun bize karşı tavrını değerlendiriyor. Ve benim akıl hastanesindekinin resmimi koymuş. Fakat o benim şerefimdir yani. Maşallah. Gurur duydum. Ben bunun resmini ben kendim dergiye koydum zaten. Maşallah. Evet. Maşallah. Çünkü benim çektiğim çile benim iftiharımdır. Maşallah. Ama niye iki satır burada Cübbeli o kadar koruyup kolluyorsun desene. Askeri hastaneden de adli tıptan da bu rapor bozuldu. Boş yere bu insan 9 ay orada akıl hastanesi içinde yattı. Niye demiyorsun? Evet. Ayrıca Fatih Altaylı, bu vatanın evladı, ben onu bir alıp veremediğim de yok. Evet. Bir düşmanlığım, kinim evet, de yok. Evet, sanki bir şeymiş, arada bir sürtüşme varmış gibi. Hayır, aynı yani ben çerçevede. İnanamıyorum. Yani tanımam, bilmem, yani herhangi bir Türk vatandaşı. Ben ondan ne şeyim olabilir, muhalifim olabilir? Yani niçin karşıma alayım? Ve ben kime düşmanlık duyuyorum da Fatih Altaylı'ya oturup düşman olayım? İşte Atol Behramoğlu yazmış. Şefkatle karşılıyorum, saygı duyarım. Yani o da benim kardeşimdir. Evet. Yani özgürdür tabii yazar, yani ben rahatsız olmuyorum.